1 Mayıs başta olmak üzere emek mücadelesinde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızın anısına hepinizi bir defa da saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları mücadelemize ışık tutacak. Anıları önünde saygıyla yürüyoruz. Bu düzen böyle gitmez. Birlikte değiştireceğiz. 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü bugün tüm dünyada ve ülkenin her yerinde coşkuyla, umut ve heyecanla toplanıyor. Yasaklara, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs birlikte değiştireceğiz diyoruz. Yıllardır emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz. Ancak durumumuz her gün biraz daha kötüleşiyor. Sorunlarımız katlanarak artıyor. Kapitalist sistemin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Elektrik, doğalgaz, gıda, akaryakıt, ulaşım, kiralar başta olmak üzere ardı arkası kesilmeyen zamlar, enflasyon ve dövizdeki artış, yoksulların, ezilenlerin, işçi ve emekçilerin yaşamını daha da çekilmez hale getiriyor. İşsizlik rekor üzerine rekor kırıyor. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Sahte enflasyon rakamlarına endekslenen maaş artışları sonucunda bugün 10 milyonlar açlık sınırında yaşıyor. Bizim açlığımız %1'in gözünün doymamasından kaynaklanıyor. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik büyürken diğer yanda sermaye kesimi servetlerine servet katıyor. Çünkü 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç parkurunu ve ayrıcalıklı zümreyi kurmak için seferber ediyor. Sermayeye değil, emekçiye bütçe, sermayeye değil, emekçiye bütçe, sermayeye değil, emekçiye bütçe. Yapıştırılan şövenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit ediyor. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Bu ateşten günlerde kadınların güçlendirilmesi gerekirken İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor. İktidarın tepesindekiler farklı cinsel yönelimleri hedef haline getiriyor. Yaşam hakları bile çok görünüyor. Medyanın propaganda yayınlarıyla gerçekler perdelenmek isteniyor. Hakikate dair çalımlar, baskı, şiddet, sansür ve devlet zoruyla bastırılmak isteniyor. Bizim değil, sermayenin, patronların yüzünü götüren bu düzen böyle gitmez. Bu bozuk düzen bizim düzenimiz değil. Bu sömürü düzeninin bize vereceği hiçbir şey yok. Yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacı mutlaka.
sahibidir. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu, işsiz kalınmadığı, aç yatılmadığı bir dünya ve ülke istiyoruz. Birleşerek yaratacağız. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Mültecilik statüsünün tanımında bir gelecek istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz. Sendika, hak ve özgürlüklerin, hak ve arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı yeni bir toplumsal sözleşme istiyoruz. Birleşerek hayata geçireceğiz. Düşüncenin, ifade özgürlüğünün cezalandırılmadığı, savaşların olmadığı, başta Kürt sorunu olmak üzere sorunların barış ve diyalogla çözüldüğü, cezaevleri yerine okulların yapıldığı, işkence ve kötü muamelelerin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birleşerek ve ortak mücadeleyle inşa edeceğiz. Yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz. Yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadele, yaşasın bir Mayıs, bir şey yet kuran diyor. Abi estağfurullah bu tarafa. Şöyle yap, şöyle yap.